Değerli dinleyicilerim, bugün farklı bir konuyu ele alacağız. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in niçin çok evlendiğini, çok evlilik sebebi sebepleri nelerdir? Bunlar üzerinde durmaya çalışacağım nasıl bulursa dilimin döndüğü kadar. Peygamberimizin tabii evlilikleri her şeyden önce nefsi için olmadığını başta izah etmiş olalım, ifade etmiş olalım daha doğrusu. Efendimizin evliliği 25 yaşında vuku bulmuştur, cereyan etmiştir. Efendimiz 25 yaşında iken 40 yaşında bir dul kadınla Hazreti Hatice annemizle evlenmiştir. E 25 yaşına kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir evlilik teşebbüsü olmamış. 25 yaşında 40 yaşında bir annemizle evlenerek 23 sene herhangi bir annemizle herhangi bir validemizle evliliği vuku bulmamıştır ve bütün çocukları bir çocuğu hariç Hazreti İbrahim Arie validemizden olmuştur. Altı çocuğu Efendimizin Hazreti Hatice annemizden olmuştur. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 48 yaşına kadar Hazreti Hatice annemizle hayat sürdürmüş, hayatını birleştirmiş ve 48 yaşındayken annemiz vefat edince 53 yaşına kadar Efendimiz dul kalmış. Yani kendi çocuklarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakmıştır. Onların akımı, görümü, büyütülmesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından deruhte edilmiş, icra edilmiş. Hatiyen, Efendimiz nefsi için eğer bir evlilik yapmış olsaydı en genç olduğu zaman, en genç olduğu dönem içerisinde Efendimiz'in çok evlilik yapması olurdu. Fakat 53 yaşından sonra daha çok evlilikler olmuştur. Ve bunların da sebepleri var kıymetli dinleyicilerim. İşte bu sebepleri izah etmeye çalışacağım nasip olursa. Zevceler arasında Efendimizin yaşlı, orta yaşlı gençler bulunması itibarıyla bu devre ve dönemlerin hepsine ait çeşitli ahkem vaz Yani kadınlara ait genç bir insan, orta yaşlı, yaşlı pozisyondaki kadınların durumu İslam'a göre nasıl şekil alacağı, nasıl bir hüküm olacağı orada Rabbimizin insanlara vaaz ettiği hükümler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, hanımları vasıtasıyla diğer annelerimize aktarılıyordu. Onlara bildiriliyordu. Çünkü aile mahremiyeti herkese böyle açıktan ifade edilecek bir durumu yoktu. Yaşlı olan annemiz sahabenin hanımlarına, yaşlı kadınlarına o meseleler izah ediliyordu. Orta yaşlı olanlar, orta, orta yaşlı insanların yaşayacağı problemleri kadınlara bildiriliyor ve genç olan annelerimiz de Aziz Ayşe gibi annelerimiz de genç sahabe hanımlarına onlarda da dinin hükümlerini vaz ediyorlardı kadınlara ait olan hususları. Bir ikinci husus değerli dinleyicilerim zevcelerin her birerleri çeşitli kabilelerden oymaklardan olması sebebiyle evvela o kabileler arasında sonra da Efendimizin muazzez şahsiyetiyle akrabalık tesis buyurduğu bütün cemaatler içinde köklü bir sevgi ve alakaya yol açıyordu. Hangi oymaktan, hangi kabileden kız aldıysa, evlendiyse orayla bir akrabalık bağı tesis ediliyor. Her kabile ve oymak onun kendisinden bir parça olduğunu, damatları olduğunu düşünüyorlar. Din hissinin yanında cibilli bir bağlılıkla ona karşı derin bir alaka hissediyorlardı. Yani kısacası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu evlilikleriyle o oymaklara, o kabilelere İslam'ı anlatmış, İslam'ı götürmüş oluyordu. Bir üçüncü husus, Efendimiz'in çok evliliğiyle ilgili değerli dinleyicilerim. Her kabileden aldığı kadın onun hayatında ve Efendimiz'in ahirete irtihalinden sonra kendi kabilesi arasında çok ciddi dini hizmete vesile olabiliyor. Uzak yakın bütün akrabalarına Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait hususlar, Kur'an'a ait hususlar, başta Rabbimiz ait hususlar nasıl anlaşılması gerektiğini, dini nasıl yorumlanması gerektiği hususunda annelerimiz kendi kabilelerine dini detaylarını, inceliklerini anlatıyordu. Kadını ile erkeği ile kendi akrabası olduğundan dolayı Kur'an'ın tefsirini, hadisi o kendi akrabalarından öğrenmiş oluyorlardı ve Kur'an'ın ruhuna, İslam ruhuna böylece vakıf olmuş oluyorlardı. Bir e, dördüncü husus kıymetli dinleyicilerim, Efendimizin niçin çok evlendiği ile ilgili bir dördüncü husus. Bu evlilikler vasıtasıyla e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adeta bütün Arap yarım adasıyla, Cezretül Arap'la yakınlık tesis etmiş gibi her hanenin teklifsiz misafiri haline gelmişti. Herkes bu yakınlık vasıtasıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi o mehabet abidesine yaklaşabiliyor ve dinin emirlerini ondan öğrenebiliyorlar. Buna fırsat bulabiliyorlardı. Aynı zamanda e, bu ayrı ayrı aşiretlerin her biri bir çeşit kendisini ona yakın sayıyor ve o, bununla da iftihar ediyorlardı. Efendimizin kendi damatları olduğundan dolayı seviniyorlardı. Mahsum Mahzumoğulları mesela Mahzumoğulları Ümmü Seleme hastasıyla... Emeviler, Ümmü Habib'e vasıtasıyla Haşimiler, Zeynep binti Cahş radıyallahu anhuma vasıtasıyla da kendilerini ona yakın kabul edip bahtiyar sayıyorlardı. Evet kıymetli dinleyicilerim bir diğer husus, şimdiye kadar saymış olduğumuz gerekçeler umum manada ve bazı yönleriyle de peygamberlere şamil olacak şekildeydi. Şimdi de bir de hususi manada ve teker teker her zevcenin niçin evlendiğini, ne tür İslam'a katkıları olduğunu ele almış olalım. Evet burada göreceğiz ki mantık vahiy ile müeyyit o zatın hayatı seniyesi karşısında toprak kadar aşağı kalıyor. Evet beşer düşüncesi fetanet azam önünde rukuya varıp iki büklüm oluyor adeta. Evet birincisi değerli dinleyicilerim ilk zevcesi Hazreti Hatice radıyallahu anh'a. Kendinden 15 yaş daha büyük olan bu nadide kadınla izdivaçları her evlilik için en büyük örnek maitindedir. O bütün bir hayatı boyu derin bir vefa ve sadakatle eşlerine bağlı kaldıkları gibi zevcelerini vefatından sonra da onu hiçbir zaman unutmamış. Hatta her vesileyle Efendimiz Hazreti Hatice validemizi anmıştır. Ondan bahisler açmıştır. Onu hatırlamıştır. Hazreti Hatice'den sonra Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem 4-5 sene malum yukarıda izah ettim girişte. Evlenmediler. Başlarında birçok yetim bulunmasına rağmen onların işlerine katlanıp bir bakma hem annelik hem de babalık görevini yerine getirdi değerli dinleyicilerim. Eğer zaaf olsaydı hemen evlenirdi ki efendimize herkes kendi kızını vermek istiyordu. Mekke'nin en güvenilir insanıydı. Ceziretul Arap'ın en değerli, en kıymetli tanınan insanıydı. İkincisi sıra itibariyle olmasa bile ikinci zevceleri Ayşe Sıddıkadır radıyallahu anh'a. En yakın arkadaşının kızı. Acı tatlı bütün hadiseleri beraber yaşayan, beraber paylaşan Hazreti Ebubekir Bekir Efendimizin kızıydı. Hazreti Ayşe gibi çok zeki bir nadide-i fıtrat dava, davayı nübüvete tam varis olabilecek yaratılıştaydı. Evliliklerin sonraki hayatı ve daha sonraki hizmetleriyle bunun böyle olduğu katiyen ortaya çıkmıştır. O Hazreti Ayşe annemiz ki büyük bir hadisçiydi. Mükemmel bir tefsirciydi. Büyük bir fıkıhçıydı. Zahiri ve batınıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i en iyi bilen bir insandı. Bunun içindir ki sevgili peygamberimizi Efendimize rüyasında onunla izdivaç yapacağı işaret ediliyor, işaret ediliyor ve henüz gözlerine başka hayal girmeden, Peygamber hanesine giriyordu. Peygamberle evlenmiş oluyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Bu sayede o, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh için, büyük bir vesile şeref olacaktı. Kadınlık alemi içinde bütün kabiliyetlerin inkişaf ettirilerek, Efendimiz'in en başta talebelerine biri olma hüvetiyle büyük mürşide, mübelliye olmaya, yani tebliğci olmaya hazırlanacaktı. İşte böyle o da, hem bir zevce hem de bir talep olarak Efendimiz Aleyhisselatü hanesine intizap etmişti. Efendimiz'in zevceler arasında yer almıştı. Ve genç hanımların yaşayabileceği İslam'a ait hususiyetler Hazreti Ayşe annemiz vesilesiyle diğer kadınlara intikal ettiriliyordu. Üçüncü zevceleri Efendimizin Ümmü Seleme'dir. Esasında Hazreti Ayşe validemiz Efendimiz'le nişanlanıyor, Medine'de evleniyor. Bu arada tabii Ümmü Seleme validemiz evlenmiş oluyor. Esasında öncelik olarak Ümmü Seleme validemizdir. mahsum oymağından ve ilk Müslümanların olan Ümmü Seleme Mekke'de çok ciddi ızdıraplara, çilelere maruz kalmış. İlk olarak Habeşistan'a, ikinci defa da Medine'ye hicret etmiş ve o günkü şartlara göre ilk saftakiler arasında, ilk Müslümanlar arasında yerini almıştı. Onun kendisiyle beraber uzun yolculuklara katlanan bir kocası vardı ve Ümmü Seleme'nin nazarında eşi menendi olmayan bir insandı. Bütün çile devrini beraber yaşadığı bu eşsiz hayat arkadaşı Ebu Seleme'yi Medine'de kaybedince çocuklarıyla baş başa kaldı malum. Yurdundan, yuvasından uzak bir sürü yetimle hayat külfetini yüklenmiş bu kadına ilk şefkat elini Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer uzattılar fakat o bu talepleri ne yaptı? Reddetti. Zira onun gözünde Ebu Seleme'nin yerini dolduracak bir insan yoktu. E nihayet teklif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelince ona Efendimiz e, evlenme mi teklif edince bu noktada hiçbir fedakarlıktan çekilmeyen Ümmü Seleme validemiz Efendimiz'in bu teklifine evet dedi. Çünkü o dönemde değerli dinleyicilerim ya insanlar fakirdi. Yani geçimleri zor temin ediyorlardı korumasız olmak çok büyük bir sıkıntıydı. Ve kadınlar kocalar öldüğü zaman, ayrıldığı zaman vesaire evleniyorlardı. Yani o noktada insanlar uzun süre böyle bekar kalma, dul kalma vesaire olmuyordu. Ve Ümmü Seleme validemiz de hem çocuklarının himayesi hem kendisinin himaye edilmesi hem çocukların bakım görümü noktasında Efendimizle izdivaç yaptılar, evlendiler. Ümmü Seleme validemizin tabi bir hususiyeti de Hazreti Ayşe gibi dirayet ve fetaneti olan, zeki olan, dirayetli olan bir e, insandı. Bir mürşideydi. İnsanlara irşad ediyordu. Efendimizden öğrendiği e, bilgileri diğer hanımefendilere de, sahabe annelerimize de e, anlatıyordu. Onu Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şefkatli şefkat eli onu himaye alırken diğer taraftan da bilhassa kadınlık alemi ondan istifade etmişti. Yoksa Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ki o dönemde 60 yaşına yaklaşmıştı. Bir sürü çocuğu olan bir kadınla, dul bir kadınla evlenmesini, evlenip bir sürü külfet altına girmesini başka bir şeyle izah etmek mümkün değildir değerli dinleyicilerim. E, i̇steseydi daha genç insanlarla evlenebilirdi. Bir diğer zevceleri, e, Efendimiz Aleyhisselam niçin çok evlenmiştir? Evlenmesinin, e, annelerimizle evlenmesinin hikmetleri nelerdir? Bunlar üzerine durmaya çalışıyoruz kıymetli dinleyicilerim. Bir diğer zevceleri de Remle Binti Ebu Sufyan'dır. Yani Ümmü Habibe diğer bir ismiyle radıyallahu anh'a. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik karşısında ki babası küfrü temsil eden bir insandı o dönemde. Ümmü Habibe validemiz de İslam'a ilk girenlerden, birinci safta yerini alanlardandı. Çile devrinde Habeşistan'a kendisi hicret etti. Kocası maalesef orada Hristiyan oldu. Ve Hristiyan olduktan sonra da orada vefat etti. İslam'dan çıktı ve vefat etti. Orada yapayalnız kaldı bu annemiz. O gün sahabe ay sayı itibariyle az, mal yönünden de fakirdi. Herhangi birine bakacak, medar maişeti temin edecek durumları yoktu. Buna göre Ümmü valdemiz validemiz ne yapacaktı, ne edecekti? Kocası Hristiyan olmuş, zaten morali bozulmuş ve orada vefat etmiş. Bu en dindar, en soylu aile itibariyle en zengin kadının bunlardan hiçbirini yapması mümkün değildi. Yani orada baba evine dönmesi mümkün değil. Babası zengin de Mekke'nin ileri geleniydi. Ebu Sufyan'ın kızıydı. İşte bu böyle bir dönem içerisinde diyelim. Böyle bir atmosferde. Din için her türlü fedakarlığa katlanmış bir annemiz. Yurdundan yuvasından uzaklaşmış. Necaşi'nin huzurunda peygamberimizin tabi elçiler aracılığıyla Necaşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ebu Muhabbe Validemizin nikahını kıydı. Ve bu fedakar annemiz Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nikahına girmiş oldu. Tabi bu vesileyle değerli dinleyicilerim Ebu Sufyan ailesi de teklifsiz bir şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanesine girip çıkabilecek pozisyona geldi. Her ne kadar Müslüman olmasa da Ümmü Habib'e Valdemizde nikahlanmaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ebu Sufyan'ın kalbini bir noktada yumuşattı ve hane-i saadete Efendimiz hanesine girer çıkar oldu. Ve neticede kalbi yumuşamış oldu değerli dinleyicilerim bu vesileyle. Sa bir beşincisi, saadet hanesine girenlerin biri de Zeynep binti Cahş'tır radıyallahu anh'a. Asil bir annemizdi, iç derinliğe sahipti. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yakın akrabasıydı. Efendimizin yanı başında büyüyen, gelişen bir annemizdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd radıyallahu anh için onu ta talep ettiği zaman, yani evlatlığına talep ettiği zaman, ailesi biraz çekimser kaldı. Esasında onlar elimize verme temayülleri vardı malum. Efendimiz'e zevci olacak bir annemizdi. Fakat Efendimiz Zeyd bin Harise'ye talip olunca, Zeyd bin Harise'ye isteyince Zeynep bin Ticaş'ı onlar da Efendimiz'in emrini yerine getirdiler. Baş göz üzerine dediler. Ve Zeyd malum köleydi. Efendimiz'in evlatlığı olmuştu. Hürriyetine kavuşturulmuştu. Sonra kainatın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu evlatlık edinince evlatlığın tabi o dönem içerisinde evlatlıklar normal evlat gibi algılanıyordu. Evlat gibi kabul ediliyordu. Ve işte miras hukuku evlatlık evlatlığa ait hukuk ne, ne işliyorsa ne gerekiyorsa evlatlıklar da aynı haklara sahiplerdi. Tabi aralarında Ciddi geçimsizlikler oldu. Hazreti Zeyd ile Zeynep Bildi Cahş arasında ve ayrıldılar. Ayrıldıktan sonra Cenab-ı Allah Zeynep Binti Cahş validemizle Efendimiz'i nikahladı. Yani Efendimiz ayetle bu Valdemizle nikahlanmıştır. Ayette Zeynep validemizle Cenab-ı Efendimiz'in nikahlandığını ayet ifade ediyor. Tabi burada en önemli husus cahiliye devrinde evlatlıklara evlat deniyor. Onların eşleri de aynen evladın eşi gibi kabul ediliyordu. Cahiliye ait bu adet kaldırılmak murat buyurulunca yine tatbikatı Efendimizle başlandı. Herhangi bir kimseye evladın demekle evladınız olamayacağı gibi evladım dediğinizin zevcesi de gelininiz olamaz. Ahzab suresinin 4. ayetinde bu husus izah edilmiş ve Efendimizin şahsıyla evlatlıkların gerçek evlat olmadığı ifade edilmiştir. Zeynep validemizle izdivaç hususunda söylenecek daha çok ifade edilebilir, çok söz söylenebilir değerli dinleyicilerim. Tabi denklik meselesi burada belki konuşulabilir, söylenebilir, küfü olma meselesi evliliklerde. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer diyor bir ayeti saklayacak olsaydım, böyle bir imkanım olsaydı bu ayeti yani e, Ahzab suresinde Efendimizin nikahının kıyıldığı ayeti saklardım. Efendimiz'e de çok ağır gelmiştir bu mesele. Fakat Allah'ın emri olduğundan dolayı, Kur'an'ın bir hükmü olduğundan dolayı Efendimiz ne yapmıştır? Boyun eğmiştir bu noktada. Bu validemizin de İslam'a ciddi manada hizmetler olduğunu biliyoruz. Rabbim hepsinin şefaden nail eylesin bizlere. Bir diğer validemiz Cüveriye Bintül Haris'tir radiyallahu anh'a gayrimüslim olan kabilesine karşı harp edilmiş ve kadın erkek esarete esir kalmış olmuştu. Bu validemizin hissiyat tabi alt olmuş, gururu kırılmış. Bu saray mensubu kadın huzuru risalete getirildiğinde kim ve nefretle doluydu. Çünkü babası idareciydi. O oldukları beldenin diyelim idareci konumundaydılar. İşte o zaman fetanet azam yağdan kıl çekme kolaylığı içinde meseleyi bir hamlede halletti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Hazreti Cüveyri'ye radıyallahu anh ile nikah akledince Cüveyri'ye müminlerin anası mevkine böylece yükselmiş oldu. Sahabenin bakışına bir ihtiram, bir hürmet abidesi haline geldi. Hele asabı peygamberimizin akrabaları esir edilmez deyip ellerindeki esirleri bırakınca hem Cüveyri'ye validemiz hem de onun aşiretinin gönlü böylece fethedilmiş oldu değerli dinleyiciler görülüyor ki e, peygamberimiz 60 yaşları dolaylarında yaptıkları bu izdivaçla dahi pek çok meseleyi bir çırpıda hallediyor kızıl kıyamet hadiselerin içinde sur ve sukun menfezleri e, meltemlere estiriyordu adeta demek ki e, bu insanlar kabilelerinin İslam'ı tanımaları İslam'ı sevmeleri adına e, bu annelerimiz e, aracılık etmişlerdi bu güzel bir vesileydi çünkü bir kabilenin Müslüman olması demek belki bin, iki bin, beş bin, on bin insanın bir anda Müslüman olması ve İslam'a taraftar olması manasına geliyordu ayrıca. Bir diğer validemiz kıymetli dinleyicilerim talihler arasında karışanlardan birisi de Safiye binti Huyeydir radıyallahu anh. Hayber emirlerinden birisinin kızı meşhur Hayber vakasında babası, kardeşi, kocası öldürülmüş, kabilesi de esir edilmişti. Safiye radıyallahu anh'a büyük bir öfke ve intikam hırsıyla yanıp tutuşuyordu. Nihayet nikah dilip müminlerin hürmet duyacağı Efendimiz'e zevci olma mevkiine yükselince hem asabın radıyallahu anh, Anam babam tazimleri ve hem de efenimizin sana eritici ve tüketici yüceliği karşısında Hazreti Safiye radıyallahu anh olup birden her şeyi bir anda unuttu. Peygamberimize zevci olmanın bahtiyarlığına erdi ve iftar etmeye başladı bu noktada. Hazreti Safiye vasıtasıyla birçok Yahudinin Efendimiz'in yakından görüp tanıma yumuşama imkanı da e, tabi ortaya çıktı. Bir şeyle bir şey yapan ve bir fiilinde binler hikmet bulunan Hazreti Allah Celle Celaluhu bütün izdivaçlarda olduğu gibi bunda da pek çok hayır ve bereket yaratmıştır. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in izdivaçları değerli dinleyicilerim e, Cenab-ı Hakk'ın izni olmadan olması mümkün değildi. Cenab-ı mutlaka bu noktada bir işaret, bir izni vardı, hikmetleri vardı. Rabbim inşallah bu hikmetleri anlayıp bu noktada suizana sevk olunmaktan, yanlış düşünmekten Rabbim muhafaza buyursun. Çünkü yanlış düşündüğümüz zaman, yanlış değerlendirdiğimiz zaman Allah korusun imanımızın gideceğini ifade edebiliriz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi sellem yapmış olduğu her bir hareketinde, her bir davranışında Rabbimizin mutlaka görüp gözetmesi ve terbiyesi altında olduğunu asla hatırımızdan çıkarmayalım kıymetli dinleyicilerim. Bahtiyarlardan birisi de annelerimizin birisi de Hazreti Sevde validemizdir. İlk safta yerini alanlardan kocasıyla Habeşistan'a hicret eden Ümmü Habibe'nin kaderine benzer şekilde kocasının vefatıyla orada kalanlardan birisiydi Hazreti Sevde validemiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kalbi kırığın da yarasını sardı. Onu Perişan olmadan kurtar ve ona bir arkadaş oldu. Sadece Efendimizin nikahı altında bulunmayı düşünen bu büyük kadının dünya adına istediği hiçbir şey de yoktu. İşte bütün bu izdivaçlarında bu türlü hikmet ve maslahatlar bulunan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi sellem hiç mi hiç nefsane duygularıyla işin içine girmemiştir. Çünkü Efendimiz Sallallahu Aleyhi sellem bu kadar annemizin nafakasını karşılama, onlardan gelen yetim, öksüz çocuklara, kol kanat germe ve onların iyaşelerini temin etme tabi büyük bir külfetti. Çünkü peygamberlik görevinin yanında böyle bir hususta böyle bir mauneti yüklenmesi, böyle bir yükü yüklenmesi Efendimiz için büyük bir ızdıraptı esasında. Fakat genel maslahatlara baktığımızda büyük bir hayra vesile olunduğunu ifade edebiliriz. Tabi şu aklımıza gelebilir kıymetli dinleyicilerim. Neden Efendimiz çok evlenmiş de dörtle sınırlandırılmış. Efendimiz tabi evlendikten sonra gelen, çok evlilik yaptıktan sonra gelen sınırlama, dört evlilikle sınırlama daha sonra olmuştu. Araplar o dönemde tabi çok evlilik adet halindeydi. Bir de Efendimizin tabi hanımları diyelim annelerimiz, müminlerin annesiydi. Onlar ayrıldığı zaman, peygamberimiz onları boşasaydı ayrılsaydı başka herhangi bir kimseyle evlenemezlerdi. Bundan dolayı da Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hususi bir şeriatla diyelim, hususi bir hükümle Efendimiz'in çok evlenmesine ve bu evliliklerine de bir kısım hikmetlere yönüyle, hikmetler yönüyle Efendimiz çok evlenmişti. Tabi buna topluma bakan yönü vardı bu meselenin. Siyasi sebepleri vardı, bunlar izah ettik. Dini sebepleri var, eğitim öğretime bakan yönleri var, toplum eğitme yönü var bütün bunları sıraladığımız zaman, üst üste koyduğumuz zaman kıymetli dinleyicilerim, Efendimizin çok evlenmesi maslahata muvafık olduğunu ifade edebiliriz. Rabbim inşallah bizleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Rabbim yanlış iş yapmaktan, yanlış düşünmekten, Efendimiz'e karşı yanlış hareket etmekten Rabbim bizleri muhafaza buyursun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli dinleyicilerim.